Merhaba sevgili öğrencilerim. 11. sınıf 24. sayımızdayız. Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin önemine değineceğiz. Turizm hepimizin bildiği gibi insanların gezmek, görmek, eğlenmek, dinlenmek amacıyla yapmış olduğu aktivitelere biz turizm adını veriyoruz. Turizmde görünmez ihracat adı da verildiği gibi bacasız sanayi adı da verilmektedir. Çünkü turizmde gelir ve giderleri görünmediği için gelir ve giderler arasında turizm hareketliliği kazandıran ülkelerde görünmeyen ticaret olarak nitelendirilir turizm. İnsanlar doğal özelliklerine göre turizm alanlarına birkaç örnek vermemiz gerekecek. Doğal güzelliklerine göre görebileceğimiz veya görmemiz mümkün olan gitmek isteyebileceğimiz yerlere birkaç resimler üzerinde değerlendirme yapalım. Travertenler, Pamukkale travertenleri ülkemize en güzel örnekleri Denizli ilinde bulunmaktadır. Fiyortlar, Batı Avrupa'da Norveç'te buzulların etkisiyle oluşan yeryüzü şekilleridir. Heyabacaları, volkanik faaliyetlerin etkisi sonucunda oluşan hem dış kuvvetlerin hem de iç kuvvetlerin sel suları, akarsular ile birlikte şekillendirdiği doğa harikası alanlardır. Ülkemizde Nevşehir yöresinde Ürgüp, Göreme, Kapadokya'da bulunmaktadır. Ve ormanlık alanlar yine doğal güzellikleri, en güzel örnekleri oluşturur. Ormanlık alanların ülkemizde en güzel yerini Karadeniz bölgesi oluştururken dünyada ise ekvator yağmur ormanlarını örnek verebiliriz. Ayrıca turizmde hepimizin bildiği gibi akraba ziyaretleri olarak nitelendirdiğimiz bayramlaşmalar turizmde önemli değerlere sahiptir. Ülkemizde ise kültürel değerlere baktığımızda turizm ülkemizde önemlidir. Bu turizm faaliyetleri, bayramlaşma olayı dediğimiz turizm ülkemizde dini bayramlarda daha fazla gerçekleştirilir. Ayrıca turizmde seminerler, toplantılar, kongreler, fuarlar gibi iş amacı ile yapılan aktivitelerde turizm faaliyetleri içerisinde değerlendirebiliriz. Dini turizm, aynı zamanda inanç turizmi diyoruz. Dini turizm olarak Müslümanlar için Mekke, Suudi Arabistan, Kudüs, İsrail, Filistin bölgesinde, Vatikan, Roma'da, İtalya'da dini turizm olarak değerlendirebileceğimiz insanların ziyaret yapmış olduğu önemli örnek verebileceğimiz şehirlerimizdir. Sağlık turizminde kaplıcaları, çamur banyolarını örnek verebiliriz. Genelde fay hatlarının bulunduğu deprem alanlarının veya volkanik faaliyetlerin yoğun olarak bulunduğu alanlarının sıcak suların etkisiyle kaplıca turizmi yoğun olarak yapılmaktadır. Resmimizde de çamur banyosu yine sağlık turizmi için önemli. En güzel örneğini yine ülkemizde Muğla'nın Dalyan ilçesini çamur banyosunun yapıldığı yer olarak örnek vereceğim. Ve sağlık turizmi, insanlar çeşitli sağlık problemlerine çare bulabilmek için bir şehirden başka bir şehre göç edebilirler veya sürekli gidiş geliş yaparak sağlık açısından da turizm üzerinde etkilidirler. Eğlenme ve dinlenme turizmi, yaz turizmi ve kış turizmi olarak değerlendiriyoruz. Yaz turizm alanlarına özellikle Akdeniz iklim bölgelerinde çok fazla karşılaşıyoruz. İngiltere yaz turizminden daha ziyade orman örtüsünün yoğun olduğu bir turizm, doğal güzellikleri olan bir turizm, okyanusal iklim bulunduğu için ancak yaz turizmine Akdeniz ülkeleri içerisinde İtalya, İspanya, Türkiye verebileceğimiz örneklerdir. Ülkemizde de nereler olabilir yaz turizmi? Hemen kuzeyden güneye doğru gidelim. İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin illeri yaz turizmi için önemlidir.
Kış turizmi genelde Kuzey Avrupa ülkeleri, Rusya, Kanada gibi ülkelerde çok yoğun yapılmaktayken, ülkemizde ise kış turizmi Uludağ, Palandöken, Saklıkent, Kartaltepe gibi alanlarda, Kayseri Erciyes'i de ekleyebiliriz, kış turizminin yapıldığı alanlardır. Sportif aktiviteler, olimpiyatlar, UEFA kupaları sportif aktivitelerde ülkelere turizm açısından katkıda bulunmaktadır. Soru örneği karşımıza çıkıyor. 2016 yılında olimpiyatların yapılmış olduğu ülkenin Brezilya olduğunu bilelim. Yaklaşık 4 yıl geçmiş. 2016 yılında Brezilya olimpiyatları yapılmıştır. Tarihi turizm, kültürel turizm olarak da değerlendirebiliriz. İstanbul'da bulunan Topkapı Sarayı, İtalya'da bulunan Roma Kolezyumu tarihi turizmde örneklerdir. Aynı zamanda tarihi turizm içerisinde kaleler, surlar, yazıtlar, köprüler de bunun içerisinde değerlendirilebilir. Eğitim ve öğretim şehirleri, İngiltere'de bulunan Oxford, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Harvard, eğitim öğretim şehirlerine örnektir. Öğrenciler gitmiş olduğu alanlarda eğitim olarak kendilerini yetiştirdikleri gibi aynı zamanda o ülkelerde turizm olarak da katkıda bulundular. Kongreler ve toplantı merkezleri, bilimsel veya kültürel içerikli yapılan çalışmalardır. Ülkemizde kongre ve toplantı merkezlerine hemen aklıma gelenler İstanbul, Antalya, İzmir illerini örnek verebilirim. Bu illerde ülkemizde yoğun bir şekilde kongreler ve toplantılar yapılmaktadır. İlginç bir tablomuz karşımıza çıkıyor. Dünyada turizm etkinliklerini değerlendirdiğimizde en fazla turist giden ilk 10 ülkeyi değerlendirdiğimizde en fazla turist giden ülke 88,9, yaklaşık olarak 89 milyon alalım yuvarlayarak Fransa'nın olduğunu görüyoruz. Dünyada en fazla turist giden kişi sayısı olarak. Hemen bunu Amerika Birleşik Devletleri takip etmektedir. Sırasıyla İspanya, Çin, İtalya, Türkiye, Meksika, İngiltere, Almanya ve Tayland. Turist sayısı bakımından dünyadaki ilk 10 sırada yer alan ülkeler. Türkiye'yi değerlendirdiğimizde ise 6. sırada yer alırken, turizm geliri bakımından ilginç bir durum ortaya çıkmaktadır. En fazla turizm gelirine sahip olan ülkeler Amerika Birleşik Devletleri olduğunu görüyoruz. En fazla turist giden ülke Fransa iken, Fransa'nın turizmden gelirinde ise 5. sırada olduğunu görüyoruz. Burada farklı bir durum görmemiz mümkündür. Türkiye'ye baktığımız anda ise ülkeye gelen turist sayısı bakımından dünyada 6. sıradayken, turizmden elde edilen gelir bakımından ise ilk 10 listenin içerisinde yer almadığımızı görüyoruz. Turizmin ekonomik etkileri nelerdir? Turizmler ekonomik etkilerine bağlı olarak ülkede döviz girişinde etkili olmaktadır. Turizm ile birlikte ülkelerin dış ticaret açığı azalmaktadır ki buna İspanya örneğini verelim. Ülke dış ticaret açığının büyük bir kısmını turizmden elde ettiği gelir ile kapatmaktadır. Ulaşımların gelişmesinde sağlar, turizm inşaat sektörünün gelişmesinde etkilidir. Örneğin turistler sayısı arttıkça otellerin sayısının da yapılmasında artış görüldüğü gibi. Dünyada gayri safi milli hasılanın %9'unu turizmden elde edilen gelir oluşturmaktadır. Ve turizm insanlara iş imkanları sağlayarak işsizlik oranlarını ülkelerin azaltmasında etkide bulunmaktadır. Turizmden politik etkileri en önemli etkisini şu olarak görebiliriz. Ülkeler arasındaki ilişkilerin canlanmasında ve gelişmesinde etkiye sahiptir. Ve ülkeler arasında barış, dostluk ve hoşgörü ortamı turizm ile daha da gelişme gösterebilir.
Sosyal ve kültürel etkilerinde ise turizm ile birlikte ülkeler farklı ülkelerin kültürel değerlerini, etnik yapılarını, yaşam tarzlarını tanımış olurlar ve böylece de toplumlar arasında kültürel çeşitlilik etkili olur. Çevresel veya ekolojik etkileri neler olabilir turizmin? Turizm ile birlikte olumsuz birkaç özelliğe geleceğiz. Artan turizm insanların özellikle de doğaya zarar vermesinde etkilidir. Turizm arttıkça doğal kaynakların yok edildiği, çevre kirliliklerinin ortaya çıktığı, hayvanların zarar gördüğü, bitki örtüsünün tahrip edildiği gibi unsurlar ile birlikte turizmin yoğun olarak bulunduğu yerlerde ekosisteme zarar verme oranları artmaktadır. Bu nedenle turizme elverişli olan yerleri ekolojik olarak korunması gerekmektedir. Özellikle de ülkemizde yerleşim alanlarının çok yoğun yapıldığı turizm bölgelerinde zaten bizler de görüyoruz. Milli parklar. Hepimizin bildiği gibi UNESCO, Birleşmiş Milletler'in çatısı altında kurulmuş uluslararası bir kuruluştur. Uzun yıllardan beri UNESCO, doğal miras alanlarının korunmasına devam etmektedir. Ve dünyada milli parkların en fazla olduğu alanlar, altını çizerek belirtiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika kıtası. Milli parkların dünyada en çok olduğu alanlardır. Çok hızlı bir şekilde meydana gelen nüfus artışı, doğal kaynakların bilinçsiz bir şekilde kullanılması, ekosistemde az zarar görmüş olan yerlerin milli park ilan edilmesinde etkili olmuştur ve Afrika kıtası ile Amerika Birleşik Devletleri en fazla milli parkların bulunduğu yerlerdir. Şimdi gelelim, nerelerde milli parklar bulunmaktadır? Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan milli parklarda ilk milli park uygulamasını başlatan ülke oluyor Amerika Birleşik Devletleri. Ve Abraham Lincoln'un Yosemite Milli Parkı'nı 1864 yılında sonsuza kadar başkasına devredilemez kamu alanı olarak ilan etmiş olması milli park uygulamasında başlatmıştır. Ve 1872 yılında Yellowstone Milli Parkı yine Amerika Birleşik Devletleri'nde milli park olarak kabul edilmiştir. Ülkede dünyanın ilk ve en eski milli parkı olarak Yellowstone Milli Parkı. Resimde görüyoruz. Burada volkanik faaliyetlerin etkisiyle oluşan gazellerin bulunduğu bir alan gösterilmiş. Etrafta da doğal bitki örtüsünü görmemiz mümkün. Yellowstone Milli Parkı'ndan birkaç örnekler verelim. Bakalım neler varmış. Gazerler, volkanik faaliyetler sonucunda çıkan sıcak su kaynaklarıdır. Bizonlar, boz ayılar ve Kanada geyiği Yellowstone'da bulunan ve ekosistemde bozulmamış etkisi ile milli park ilan edilen alandır. Bir diğer milli parkımız yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Yosemite Milli Parkı'dır. Yosemite Milli Parkı'nda ise yine volkanik faaliyetler sonucunda oluşan granit kayalar, şelaleler, sekoya ağacı, flora yani bitki demektir. Flora çok zengin bitki örtüsü ile dünyanın milli parkı ilan edilmiş. Hemen şu bilgimizi hatırlatalım. Güzel bir bilgimiz var. Dünyanın en büyük ve en uzun ağacı olarak sekoya ağacı bilinmekte. Afrika kıtasında milli parkların en çok olduğu Tanzanya ülkesidir. Tanzanya'daki milli park Serengeti Milli Parkı, Tanzanya savan iklim bölgelerinin yani 10 ve 20 derece
Kuzey ve güney iklim bölgelerinde savan iklimi yer almaktaydı. Serengeti Milli Parkı da savan iklim bölgelerinin bulunmuş olduğu alanda, Afrika kıtasında Tanzanya'da bulunmakta. Serengeti Milli Parkı'nda hemen resmimize geri döndüğümüzde çok çeşitli ve geniş alanlara yayılmış hayvan türlerini görebiliyoruz. Nelermiş burada yaşayan hayvan türlerimiz? Gunular, aslan, fil, leopar, gergedan, manda gibi canlılar Serengeti Milli Parkı'nda yaşayan canlı türleridir. Selous Milli Parkı yine Tanzanya'da, Afrika'nın en büyük vahşi alanlarının bulunduğu alan Selous Milli Parkı. Timsahlar, su aygırları, filler, zürafalar, resimde gördüğümüz gibi Selous Milli Parkı'nda yaşayan canlı örneklerimiz. Burada ise bitki örtüsünü, yani florayı görebiliyoruz. Dünyanın aynı zamanda miras listesine girmiş yerleridir.